Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin güçlenmesinden en çok rahatsız olan ülkelerden birisi de hepinizin bildiği gibi İsrail. İsrail'in SİHA'larımızdan daha fazla çekindiği bir proje var. Bu videomuzda İsrail'i en çok korkutan Türk savunma sanayi projesinden ve projedeki son durumdan bahsedeceğiz. Dünyanın lider SİHA üreticilerinden İsrail, Türkiye'nin Akıncı ve Aksungur sistemlerinden oldukça rahatsız olsa da bir proje var ki onları korkutuyor. Bu proje, hepimizin merakla ve heyecanla beklediği Milli Uzun Menzilli Balistik Füze Projesi ya da bizim tabirimizle Bora 2 projesi. Öncelikle Bora 2 adında resmi bir proje olmadığını, bunun bizim kullandığımız bir tabir olduğunu ifade etmemiz lazım. Ancak tabii ki Türkiye Bora balistik füzesinden sonra çok daha uzun menzilli balistik füzeler üzerinde şu an çalışıyor. Bu füzelerin ismi henüz açıklanmadığı için biz Bora 2 adını kullanmayı tercih ediyoruz. Türkiye Bora füzeleriyle 250 km menzilli balistik füzeleri envantere almayı başardı. Ancak bu füzelerin menzili İsrail'i rahatsız etmekten oldukça uzak. Türk savunma sanayinin yeni hedefi ise en az 1000 km menzilli balistik füzeleri üretebilmek ki işte İsrail'i korkutan durum bu. Çünkü Hatay ile İsrail'in Tel Aviv şehirleri arasındaki mesafe kuş uçuşu yaklaşık olarak 470 km. Yani Türkiye hedeflediği menzilin sadece yarısına ulaşırsa, diğer bir deyişle Bora füzelerinin menzilini sadece iki katına çıkartmayı başarırsa tüm İsrail Türk Silahlı Kuvvetleri'nin menzili içerisine girmiş olacak. Şu an İran'ın sahip olduğu balistik füze kabiliyetleri İsrail'i çok zor durumlara soktuğundan bölgedeki bir diğer güçlü ülke olan, hatta İran'dan 4-5 kat daha güçlü bir ülke olan Türkiye'nin bu kabiliyete erişme ihtimali İsrail'i oldukça rahatsız ediyor. Türkiye'nin uzun menzilli balistik füzelere sahip olması oldukça elzem bir durum. Şu an bize kafa tutmaya cesaret edebilen ülkelerin suspus olmasını sağlayacak en önemli silah sistemi uzun menzilli balistik füzeler ve mümkün olursa da nükleer başlıklar. Eğer Türkiye binlerce kilometre öteye ulaşabilen füzeleri üretip bir de üzerine nükleer başlık kondurabilirse, hem küresel bir süper güç statüsüne yükselecek hem de hiçbir ülkenin saldırmaya cesaret edemeyeceği bir konuma gelecek. Bu da ülkemizin bekasının ilelebet güvence altına alınacağı anlamına geliyor ki bu durum hepimizin en büyük hayali. Şu an için baktığımızda Türkiye'nin elindeki en uzun menzilli füze 280 km menziliyle Bora füzesi. Bora, Türkiye yapımı bir kısa menzilli taktik balistik füzedir. Füze, Roketsan tarafından geliştirilmiş olup 2017 yılında hizmete girdi. INS ve GPS güdümlü olup Belarus yapımı MZKT 7909 8x8 kamyonla taşınmaktaydı. İhracat versiyonu Kaan olarak bilinmekte olup daha uzun menzilli bir varyantı olan Bora 2 ise geliştirilme aşamasındadır. Bora füzesi 28 Mayıs 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında ilk kez gerçek harekat ortamında kullanılmıştır. Bora füzesi muharebe sahası içerisindeki stratejik hedefler üzerinde etkili ateş gücü oluşturmaktadır. Füze, Roketsan üretimi Bora silah sistemine ait 8x8 taktik tekerlekli araç ve Roketsan çok namlulu roket atar silah sistemi üzerinden atılmaktadır. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer taktik tekerlekli araç platformlarından da fırlatılabilmektedir. 31 Aralık 2020 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tüm teslimatlar tamamlanmıştır. Ne kadar teslim edildiği bilinmemekle birlikte 300'den fazla teslim edildiği düşünülüyor. Bildiğiniz gibi dünya çapında geçerliliğini koruyan bir anlaşma var ve bu anlaşmaya biz de üyeyiz. Bu anlaşma füze teknolojisi kontrol rejimi olarak geçiyor. 300 kilometre ve üzeri menzilde füzeleri dışarıdan en ufak bir parça ithal ederek üretemiyorsunuz. Burada yine yerli ve milli üretimin önemi karşımıza çıkıyor. Eğer tamamıyla motorundan en küçük vidasına kadar yerli bir sistem geliştirebilirsek, bu anlaşmanın kurallarını ihlal etmeden istediğimiz menzilde ve ağırlıkta füze üretebiliriz. Füze teknolojisi kontrol rejimi, yani kısaca MTCR, Nisan 1987'de G7 ülkeleri tarafından kurulmuştur. Bu ülkeler Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri.
MTCR, nükleer silahlar için özellikle de 300 kilometrelik bir mesafe için 500 kilogramlık bir yük taşıyabilen füze sistemlerinin yayılmasını engellemek için oluşturuldu. MTCR, diğer üyelere yapılan ihracatların yanı sıra üye olmayanlara yapılan ihracatlar için de geçerlidir. Yerli savunma sanayi firmalarımız da bu durumun farkında ve son zamanlarda bu anlaşmanın bize koyduğu engelleri ortadan kaldırmak için çeşitli girişimlerde bulunuyorlar. Bunlardan en etkilisi tabii ki yerli ve milli füze motorumuz. Proje Kale Arge tarafından birkaç farklı yerli platformda kullanılmak üzere geliştirilen turbojet motorun ve motora ait alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, testlerinin yapılması, teknoloji gösteriminin gerçekleştirilmesi, eğitim ve bakımı ile teknik veri paketi hazırlanmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda tamamen yerli imkanlarla özgün olarak geliştirilen KTC 3200 özellikle seyir füzeleri ve hedef uçak gibi insansız platformlara yönelik kullanım için optimize edilmiş bir turbojet motordur. Kompakt tasarımı ile yüksek itki, düşük yakıt tüketimi ve farklı irtifa hız şartlarında başlatılabilme özelliklerine sahiptir. KTC 3200 kontrol ve aksesuarlarının tamamı Kale Arge tarafından özgün olarak geliştirilmiştir. KTC 3200 üstün özellikleri sayesinde yapılacak bazı modifikasyonlarla farklı hava platformlarına adapte edilebilir. Kale Arge üretimi KTC 3200 turbojet motorunun Roketsan tarafından geliştirilen atmaca gemi savar füzesine ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM seyir füzesine entegre edilmesi ve bu füzeler için KTC 3200 motorlarının tedarik edilmesi amacıyla İDEF 2021'de Milli Turbojet Motor Tedariği ve Entegrasyonu Protokolü imzalandı. SOM füzesinde başarılı bir şekilde kullanıldıktan sonra bu motorun daha da geliştirilmesi an meselesi. Böylelikle artık karadan karaya uzun menzilli taktik balistik füzeler için kullanılabilir hale gelecektir diye tahmin ediyoruz. Sonuçta şu an için bu motoru herhangi bir balistik füzeye entegre etmeniz imkansız gibi duruyor. SOM füzesinin ağırlığıyla karadan karaya bir balistik füzenin ağırlığı arasında katlarca fark vardır. Ama bildiğiniz gibi Türkiye her zaman ilk defa ürettiği bir sistemi kademeli bir şekilde geliştirmeye devam etmiştir. Bunun örneklerini birçok kez gördük ve en basit örnekleri de tabii ki silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımız. Artık her alanda dünyada en iyiler arasına girmeye başlamışken motor konusunda geri kalacağımızı hiç sanmıyoruz diyelim ve videomuzu sonlandıralım.